Sayfa 230. NATO ulusal güvenliğimiz açısından sağladığı caydırıcılık bakımından kritik önem taşımaktadır. NATO bünyesindeki katkılarımızı rasyonel bir zeminde ve ulusal çıkarlarımızı gözeterek sürdüreceğiz. Abi, ne ulusal çıkarı ya? NATO'da ulusal çıkar olur mu? NATO ulusal çıkarı çiğnemek için Amerika'nın emperyalist çıkarı dışındaki bütün ulusal çıkarları çiğnemek için kurulmuş olan bir ittifak. Ve bir savunma değil, Amerika'nın üye devletleri kontrol örgütü. Yani diyor ki biz diyor ipleri diyor Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya vereceğiz. Üstelik bunun silahlı garantisini de sağlayacağız. NATO'ya bağlıyız. Dolayısıyla NATO'nun silahlı güçlerinin emirlerine de bağlanıyoruz. Gladio'yu tekrar getireceğiz. FETÖ'yü silahlı kuvvetlerin polisin merkezine yerleştireceğiz. Hepsi birbirleriyle bağlantılı. Çünkü hapisten hepsini çıkartacağız diyor ya. Tabii. Ondan sonra. Cezaevlerini boşaltacağız dedi bugün. Dolayısıyla Türkiye'de de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tepesine NATO ile bineceğiz. Evet. Ve biz diyor Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelen namluların yanındayız. Evet. Doğu Akdeniz'den Türkiye'yi de falan Amerikan ve İsrail. Tam Doğu Akdeniz maddesi. Evet. Sayfa 231. NATO sayfasından sonra. Evet. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırılmasının önüne geçecek. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımında çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik vereceğiz. İşte burada yalnızlaştırılmasının önüne geçecek. Zaten bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin devamlı işlediği bir tema. Hı. Nedir? Yani Amerika ya burada Doğu Akdeniz'de kafa tutarak, Yunanistan'a kafa tutarak Türkiye yalnızlaşıyor. Yalnızlaşmayalım, yine Amerika'nın güdümüne girelim. Zaten hepsi birbirini tamamlıyor. Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için şartları yerine getirelim. Aferin alalım. Ondan sonra NATO'nun sadık bir üyesi olalım. Bu arada metinde PKK yok. PKK bir kez geçmiyor. Tabii PKK, çünkü o şey dost kuvvet. Mavi CHP kuvvet. Genel Başkan Yardımcısına HDP'nin... PKK mavi kuvvet. Türkiye'nin kırmızı kuvvetine karşı. Evet. Mavi kuvvet PKK. Çünkü sen Avrupa Birliği'ne bağlanırsan, NATO'nun güdümüne girersen, ondan sonra Doğu Akdeniz'de de yalnızlaşmadan kurtulup Amerika'nın tam böyle güdümüne, denetimine girersen PKK'yı da yanında bulursun. Evet. Ve ondan sonra PKK'yı hükümete alırsın. Bu program PKK'yı hükümete alır. CHP'nin genel başkan yardımcısına soruyorlar. Koskoca 244 sayfa. Türkiye'de 244 sayfalık bir program ilan ediyorsunuz. Ve orada PKK'nın adı bile geçmiyor. Evet. Bölücü terör diye de bir arkadaşlara sordum. Bölücü terör kavramı da geçmiyor. Bu ne demek? Biz PKK'yı biz baş tacı yapıyoruz. Ya koskoca Türkiye'de, yani Türkiye PKK'yla yaşıyor. PKK'yla savaşıyor kaç yıldan beri. Onun adı geçmeden bir program yazabilir misiniz? Ama namuslu şeyseniz, cesursanız hiç olmazsa PKK bizim baş tacımızdır, PKK bizim müttefikimizdir, onu hükümete de alacağız diye dürüst olarak yazsaydınız. Aslında bu program o. Yüksel Taşkın'ın açıklaması. Zaten bir bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de söylemişti ya PKK şeyi HDP'ye bakanlık vereceğiz diye. Tabii söylediler. Evet. Sen Yüksel Taşkın'a soruyorlar HDP'de ilgili bir madde var mı diye. 3-4 başlık sayıyor kayyum. Genel Başkan Yardımcısı. Genel Başkan Yardımcısı. Taraf gazetesinin de eski yazarı. Eski yazarı. 3-4 başlık sayıyor. Başta kayyum olmak üzere. Parti kapatmanın meclisten geçecek bir süreç olacağıyla ilgili de bazı şeyler sayıyor. Bunlar diyor Kürt meselesidir zaten diyor. Onun için konuldu metne. Evet. Bunlar diyor işte HDP'nin şeyi, arzuları, talepleri var mı bu programda dendiği zaman CHP Genel Başkan Yardımcısı var işte bunlar diyor. Evet. Yani HDP'nin katkılarını itiraf ediyor. Tabii. Sayfa 233. Evet. Terörle mücadeleyi hukuk devletinin gereği olarak hukuk içerisinde güvenlik ve özgürlük dengesine azami ihtimam göstererek rasyonel yöntemlerle sosyoekonomik tedbirlerin de katkısıyla terörün kaynaklarını kurutmayı önceleyen bir anlayışla. Ya PKK'ya özgürlük. Kurutmak diyor. Güvenlik. Terörün kaynaklarını kurutmak diyor. Ya onu diyecek tabii. Yani bak ama PKK'dan bahsetmeden neyi kurutacak? Bundan bir süre sonra Türkiye'nin milli güçlerini terörist ilan edecek. Bak yakarım falan demeye başladı. Orduya attığını bile. Değil mi? Yakarım. Bir sonraki maddeyi bak de okuyayım. Sayıştayı yakarım diyen adam
Sayıştay'ı yakarım diyor değil mi Sayın Kılıçdaroğlu? Sayıştay'a diyor ki sizi yakarım diyor. Yani bunun altında ne var? Sayıştay terörist, onu yakacak. Bir sonraki maddeyle birlikte evet. değerlendirmenizi rica edeceğiz. Sayfa 234. Terörle mücadelede Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz. Şimdi bakın bunu söylediğin zaman ben PKK ile dost olacağım diyorsun. Çünkü saydığı bütün kurumlar PKK'yı besleyen, destekleyen, PKK'ya silah veren, PKK'yı koruyan, meşrulaştıran ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da PKK'yı kollayan, değil mi? Evet. Açıkça bunu ifade ediyor. Evet. Ekonomiyle ilgili de birkaç madde yani, okuyayım izninizle. Burada da Türk yargısını, Türk hukukunu ortadan kaldıran ve tamamen emperyalizmin hukukuna teslim olan ve onu Türk hukukunun yerine koyan, Türk hukukunu ezip geçen ifadeler bunlar. O hal KHK'larına son verilecek kayyumlar, yani PKK'nın yerel yönetimlere verilecek inisiyatif, orada PKK'nın taleplerini de, yani PKK'yı incitmemek için özel bir çaba var metinde. İncitmenin ötesinde bence PKK'yı beslemek, güçlendirmek, büyütmek programda bunları görüyorum evet. ben. Sizin Vatan Partisi'nin son yıllarda aslında kamuoyuna kabul ettirdiği önemli bir mücadele alanı da LGBT dayatmasına karşı evet. tavırdı. Mesela burada baktık LGBT dayatmasına karşı da herhangi bir tavır yok. Olamaz çünkü onu CHP'nin da... bütün şeyleri, örgütleri ve İYİ Parti de İstanbul Sözleşmesi'ni savunarak, çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde LGBT var çok açık bir şekilde. Yani İstanbul Sözleşmesi'nde toplumsal cinsiyet adı altında kadın ve erkek cinsiyeti dışında üçüncü bir cinsiyet üretiliyor. Yani insanlar cinsiyetlerini kendi seçerler. Yani erkek ve kadın olarak doğmazlar. Hayat içerisinde beğendiği cinsiyeti seçer. Eşcinselliği mi seçer, geyliği mi seçer, lezbiyenliği mi seçer, seçer oğlu seçer. Evet. evet. Şimdi bugün bizim hem Ankara Haber Müdürümüz hem de burada İstanbul'dan Haber Merkezi'nden iki arkadaşımız, Aykut Diş ile Kaan Aslan arkadaşımız madde madde inceledi. Yarınki manşetimizde evet. de onların emeği büyük. Şöyle bir tespitleri var. Filistin'de iki devlet, Filistin'le ilgili maddede evet. iki devlet vurgusu var. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki toplum var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni savunmuyor. Kuzey Kıbrıs. Ben o maddeyi de okuyabilir miyim izninizle? O iki devlet de Saadet Partisi'nin ısrarıyla olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanımıyor. Evet. Ve onu tabii devlet olarak tanımadığı için onun tanınması diye de bir şeyi yok. Evet. Saadet Partisi normalde İsrail'de. Yani Saadet Partisi'nin ölçülerinde aşan da bir şey var aslında. Onlar normalde iki devlet değil, Filistin'de. Ya, Saadet Partisi'nin hatırı için Filistin'de iki devlet evet. diye koymuşlardır. Ama Saadet Partisi de nelere teslim olduğunu görsün. Evet. Saadet Partisi, diyelim kökünde Erbakan vardı. Erbakan milli bir kimlikti ondan sonra. Erbakan'ın bütün şey kemiklerini mezarda sızlatan, baştan sona ona düşman bir programa evet. Saadet Partisi teslim oldu. Sayfa 231'de Kıbrıs konusuyla ilgili Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla KKTC'nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedeflerini gözeteceğiz. İki toplum devlet değil. İki toplum. Evet, Filistin'de devlet diyor. Ben sayfa numaralarını da veriyorum ki bizi izleyen Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili, evet. vatansever yurttaşlarımızda da böyle. Bakın bu iki toplum lafı zaten Yunan tezi, Rum tezi ve emperyalist tez. Onların da yani Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın bütün bu konudaki açıklamalarına bakın. Hep o iki toplum. Tek formu. Devlet, iki toplum. Tabii. Evet. Sayfa 232. Evet. Türkiye'nin yeniden F-35 projesine dönmesi için girişimlerde bulunacağız. Yani bu S-400'ü almaktan vazgeçeceğiz demekle aynı anlama gelmiyor. Biz mi çok önyargılı i̇şte davranıyoruz? Burada AK Parti ile de buluşuyorlar. O da girişimlerde bulunuyor. Doğru, AK Parti de girişimlerde bulunuyor. Şimdi bir madde. Yani girişimlerde bulunacağın da buna neyi vereceksin? Evet. Demir yolu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeceğim. Girişimde bulunmalarına yani. Lüzum yok. Bu program benimseyenlere her şeyi verirler. Çünkü verecekleri bütün silahları Amerika için kullanacaksın. Amerika bu programa verir mi? Bu program baştan sona Amerika'ya tabiyet,
Türk Devleti'ni ortadan kaldırma programı. Para verirler mi bu programa? Hı? Sıcak para gelir mi bu programa? Sıcak para nasıl gelecek? Öyle savunuyorlar ya, biz para getireceğiz Türkiye'ye. Sıcak para şöyle gelir. Tamamen Amerika'nın arzuladığı programı uygularsan. Geçmişte Türkiye'ye sıcak para geldi. O gelen sıcak parayla ne oldu? Türkiye 500 milyar dolar borca battı. Bu program ona benziyor mu? Geçmişteki programa. Aynı. Yani bu 1980'den sonra Turgut Özal'ın uyguladığı program, Kemal Derviş'in devam ettirdiği program, Tansu Çiller'in ve en sonunda 2014-15 yılına kadar AK Parti'nin uyguladığı program. Evet. Şimdi bir tespitimiz de şu. Şu anda da kısmen bu neoliberal programı uyguluyor. Tamamen demeyeceğim. Tam buradan kopamadı yani. Kurtulmaya çalışıyor ama çırpınma şeklinde. Evet. Bir tespitimiz de şu, onu da sormuş olalım. Metinde hani Atatürk'ün ismi de yok metinde. O da çok enteresan, evet. Ya. Allah, ben peki, bunu hiç tasavvur bile edemiyorum. Şöyle, hiç olmazsa bir sahtekarlık yaparlar, Atatürk'ün adını bir yere koyarlar. Yani biz şimdi özellikle yukarıya makyaj yazdık. Bugün Sayın Hakan Topkuru'yla... Benim için bu da sürpriz. Bak, Türkiye'de Atatürk'ün ismini koymadan 6 parti bir program yapıyor. İki yerde şöyle geçiyor. O Atatürk Orman Çiftliği ve Atatürk Havalimanı. Orada Atatürk geçiyor. Yani onun dışında Atatürk. Baktık, birkaç kez baktık, bulamadık. Atatürk, ama orada Atatürk yok ki. Orman, evet, Çiftliği. Orman, evet, Atatürk, yani o da olmasa Atatürk. Yani siz Atatürk yazdınız, baktınız, evet, iki yerde, evet, çekin. Taradık da. Evet. Şimdi bu Vatan da bence Partisi'nin... çok müthiş bir şey ya. Evet. PKK geçmiyor, Atatürk geçmiyor. Evet. Bunların hepsi. Bu 244 sayfalık 244 sayfa yazıyorsun, bir tane Atatürk yazamıyorsun, evet, bir PKK adı geçmiyor. Ama cümleler Sayın Genel Başkan, olağanüstü makyajlı cümleler, yani üretim kelimesini mesela bu programa fazla yedirerek makyaj anlatıyorlar. Yok, ama bence Atatürk'ün adını koymadığın zaman makyaj yapmıyorum demek. PKK'dan hiçbir şekilde adını bile geçirmiyorum. Ya bir yerde terörden falan bahsederken bir PKK'yı da oradaki da var diyelim. Evet. İyi Parti. İyi Parti'ye bakın. Tabii ya. İyi bir Parti PKK adını koy. İşte İyi Parti'nin kimliği de bu. Tabii. İyi Parti milliyetçilik falan taslamasın. İyi Parti'nin üyeleri de şu programdan sonra o partiden istifa etmedikleri sürece milliyetçilik taslamasınlar. Atatürk'ün adı geçmeyen, milli devleti savunmayan, PKK'ya karşı tavır almayan, hadi FETÖ'den vazgeçtim çünkü FETÖ ile İyi Parti'nin çok bağları var falan. Ama hani milliyetçilik taslıyorsun, bir PKK anılmıyor. PKK'ya karşı bir mücadele, ülke bütünlüğü vesaire yok. Evet. Biz bir ilçemizde Sarıyer ya da Sarıyer'de zannediyorum bir futbol, amatör futbol takımının Aydın Hukukuru bir antrenörünü ziyarete gittiğimizde küçücük odası var. O küçücük odasında bile Atatürk'ün resmi arkasında asılı. Ya o, bu altılı normal. Bu altılı mutabakat, altılı masanın mutabakat metnini açıkladıkları Ankara Ticaret Odası'nın salonunda da Atatürk resmi yoktu. Onu da söylemiş olalım. Yani bütün bu programı açıkladıkları yer resmi de asılmışlar. Resmi kaldırmışlar dedi, resimsiz. Ankara Ticaret Odası sanmıyorum Atatürk'ün. Salonda yoktu. Arkadaşlarımız özellikle dikkat etti. Belki de kaldırıldı. Evet. Bir tez. Hani bence bu, bak 244 sayfada bir Atatürk adının anılmaması. Ondan sonra yani bu makyaj falan diye bir şey olmadığını, evet, gösteriyor. Evet. Türkiye Yüzyılı salondaydım ben de Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı. Mesela o metinde 810 yerde Atatürk'ün ismi geçiyor. Evet. Hedefleri olarak da koydukları. O da bir tespit olarak hani onu da göstermiş olalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılı 10 Kasım'ında, evet, Ankara'da yaptığı 10 Kasım törenine ben de katıldım. Konuşması mükemmel bir konuşmaydı. Evet. Şimdi ekonomiyle hatta ilgili de birkaç madde. Teori dergisinde yayınladık. En başta Ali Babacan o teori dergisini salladı sonra basın toplantısında, evet, göstermişti.